yeni bir serüven, yeni bir tat. Bugün sizlerle ve birbirinden gurme yarışmacılarımızla büyük ödülü kazanıp Master Gurme'yi seçeceğimiz yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bu benim evcil hayvanım. Ben Asi Bey'in bu menüyü yapabileceğine hiçbir şekilde inanmıyorum. Var tabii. Kanıtlarım var. Asıl kahverengi sizmişsiniz. Tamam, açıklıyorum be. Rezalet. Ofaseyo. Hoş geldiniz Dış Ses Bey. Şöyle geçin isterseniz. Asi Bey, çok heyecanlısınız bakıyorum da. Evet, enerjim. Attım yumruklar, sonradan kapattı kapıyı. Evet, bir sürprizim olacak. Ondan dolayı heyecanlıyım ben. Öyleyse geçelim hadi. Geçelim. Annyeonghaseyo, ben Asi Hwang. Sosyal medyada içerik üretiyorum bildiğiniz kadarıyla. Zaten geçen sezonun kahramanlarından biriyim ben. Daha doğrusu kahraman tek olur. O kahraman da benim yani. Görünmeyen kahramanım. Yemek yemeyi çok severim. Ve bu yarışmaya da katılma amacım bu sene şampiyon ben olacağım. Evet. Evet Asi Bey, biz de çok heyecanlandık valla. Bugün bizler için ne hazırlayacaksınız? Bugün Kore'nin göz bebeği olan kimchi, acı ekşili tavuk ve kimbap. Onun üstüne masaya damgasını vuran tangulu yapacağım. Umarım aç kalmam. Ben Asi Bey'in bu menüyü yapabileceğine hiçbir şekilde inanmıyorum. Menü çok güzel ama Asi Bey'in bu menüyü kesinlikle yetiştirebileceğine inancım sıfır. Vay, menünüz çok kabarık Asi Bey. Yetiştirebilecek misiniz? Hiç merak etmeyin. Orası bende. Hososeyo. İlk olarak kimçimiz için malzemelerimiz. Makas, zaten Dış Ses Bey Kore kültürünü bilmez. Orada makas kullanır. Yeşil soğan, salatalık, havuç, sarımsak, pul biber ve ekstradan olarak zencefilimiz var. Oradan bir tane uçabilir mi zencefil? Hop, bunlar benim enerjim yani. Kimse atmıyor oradan. Kendim çekiyorum. Malzemelerimiz bunlar. O zaman yapmaya başlayalım. Asi Bey, biraz sohbet edelim o zaman siz yemeğinizi yaparken. Edelim Dış Ses Bey, biraz Kore kültürü öğrenmiş olursunuz. İlahi Asi Bey, duyduğuma göre Ahmet Ancel ile birlikte yaşıyormuşsunuz. Şimdi şöyle, bilirsiniz, birinci sezonda Ahmet Bey ile tanıştık. Kendisi bana iş teklif etti. Görüyorsunuz, tekvandocuyum. Onun koruması oldum ve o yüzden onunla beraber aynı evde kalıyorum. Hiç salatalıktan kimchi yapılır mı Asi Bey? Tabii ki de olur. Kimchi sebzeye batırılmış sebze demektir. Yani her şeyin kimçisi olur. Siz de çok cahilsiniz. Bıçak da yordu ya. Bunlar hepsi enerji. Kimçimizi dolaba attıktan sonra acı ekşi tavuğumuzu yapmaya başlayalım o zaman. Ben böyle çok severim şaplak atmayı tavuğa. Ahmet Angelo bu eve bir klima bile almıyor. Klima ne ya? Vantilatör alsın. Daha ucuz. Onu bile almıyor. Çok görüyor. Nasıl bir mafyaysa. Parası yok. Fakir mafya galiba. Tavuklar da kesilmiyor. Bak şimdi ağzımla çiğneyip çiğneyip böleceğim. Uslu durun. Bak, gözlük geldi. Benim geliyor. Sinir geliyor benim. Ne yapacaktım ben ya? Ne yapacaktım? Tuzu hangisine tuzlayacaktım? Buna mı atacaktım? Bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum.
Havalar niye bu kadar sıcak ve klima almıyor bu Ahmet amcayla, ben hiç anlamıyorum. Evin içi o kadar sıcak. Klimayı geçtim bari bir vantilatör alsın. Anlıyorum sizi ama yani ben Ahmet amcayla böyle çok seviyorum. Yani böyle konuşmamak hakkında. Bu arada yemek hazır oluyor mu? Oluyor efendim. Tam zamanında hazır. Müşteriler, misafirler gelmeden olsun da yoksa laf ederler siz yapmadınız falan diye puan kırmaya çalışırlar. Bunlar da hepsi teşekkür ederim. Tam zamanında hazır oldu. Asi Bey ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyorum. Yarışmada bu yasak, bilmiyor musunuz? Bir de böcek mi var? Bu benim evcil hayvanım. Buna kesinlikle iyi davranıyorum. Asi Bey gerçekten inanılmazsınız. Ah. Ay, lütfen çekmeyin. Sofya hanımı da planlarına dahil etmiş. Vallahi vuracağım ben bu adamı. Çabuk simida, tam simida. Çok güzel yapmışım. Mükemmel. Valla Asi Bey yemek yaparken yemekleri bitirmezse umarım biz de yemek yiyebiliriz. Zet. Sakinim. Tavuğumu da yaptığıma göre şimdi sıra tatlıda. Hemen tatlımızı yapalım çünkü bu misafirler kapıma dayanacak. Az kaldı zamanım. Bu arada Sofya Hanım'ın haberi yoktu. Yarışma olduğunu bilmiyordu, sadece bana yardım etti yani. Bunda abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ayrıca kendilerine gelecek olursa hepsi hazır yemekler, hazır şeyler. Merve Hanım hazır çorba. Strese girmeye başladım. Bunu nasıl yaptığını unuttum ben şimdi. Yetiştiremiyorum. Bir de kıvamı da olmadı gibi. Kim geldi? Merhaba Merve Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yetiştiremedim. Bir şey yanıyor bu arada? Yetiştiremedim, kusura bakmayın. Bir şey yanıyor sanki. Geç şöyle. Merve Ay, Hanım. Ay Asi Bey, hiçbir şey de yetiştirememişsiniz. Yanıyor bu arada. Evet. Bu böyle yapılmaz Asi Beyciğim. Ben zaten en baştan Asi Bey'in hiçbir şey yetiştiremeyeceğini söylemiştim. Eve girer girmez mutfağa girer rock. Her şeyi toparladım. Asi Bey kapı çalıyor. Kim geldi yine ya? Bana bir tane tabak verin de gidin. Hemen. Rezalet. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk Asi Bey. Aa, Merve Hanım'ın sesi mi o? Hiçbir şey beceremiyor Asi Bey, görüyorsunuz değil mi? Ne verelim ki şimdi bunu? Vay Merve Hanım. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Canım hoş bulduk da bugün sizin gününüz müydü? Vallahi Asi Bey gördüğünüz gibi hiçbir şey beceremediğinden biraz el atayım dedim ama bu da hiçbir şeye benzemedi Zeynep Hanımcığım ya. Vallahi ben bilemiyorum yani. Şöyle ben notlarımı bir alayım da çarşınız pazar olsun o zaman, ben gidiyorum. Ahmet Bey ne yapıyorsunuz? Böyle girilir mi eve? Benim evim değil mi burası ya? Olsun da bu bir yarışma sonuçta. Siz nereden çıktınız? Vallahi ben bunları... Ahmet Bey siz mi geldiniz? Zeynep Hanım siz nereden geldiniz? Asi nerede? Vallahi bilmiyorum, ben de onu araştırıyorum. Allah Allah. Ahmet Bey hoş geldiniz. Ne oluyor? Evde ne oluyor şu anda? Biz siz eksiktiniz. Asi de nerede bilmiyoruz. Artık isterseniz içeri geçelim. Neyse bir bakalım Asi nerede? Çok acıktım. Asi Bey bizi bırakıp gitti galiba. Kaçtı herhalde yarışmadan. Kaçtı herhalde. Geldim. Kızlar hoş geldiniz. Ahmet Bey hoş geldiniz. O seseyo. Merhaba Ahmet Bey. Çünkü biliyorsunuz Ahmet Bey'in evi. Bir şey dememek. Asi Bey astrolojiye merakınız var galiba. Evet. Yok yine benim masada değil. Mafya Hanım'ın. Evet. Mafya Bey'in. Şey var. Benim bacağım gibi. Elden atmayın lütfen beni. Atacağım size. Evet. Kimçimiz şöyle kendim. O kadar kung fu yapıyorsunuz. Onun gücünüz yetmiyor mu Asi Bey? Enerji topladım. Allah'ım yine başladı kabile seansı. Zeynep Hanım birazdan bayılabilir bu kapıya. Bana kışkırtmamı çekiyorsunuz Asi Bey ya. Of. Öldüm. Ay gerçekten çok kötü kokuyor. Ay ben terk ediyorum masayı. Ay. Yuh ya, kustum yani.
Aa, inanmıyorum. Asi Bey gerçekten elinizle yapmışsınız. Evet, tabii ki de. Şöyle isterseniz hemen tadına bakın derim. Bu ne? Kimchi. Ne olacak Merve Hanım kimchi? Asi Bey kapınız çalıyor. Tamam tamam. Bence bu. Allah belanıza. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Asi Bey birinci sezonda da her şeyi hazır yapmıştı. Bu sezonda da yine sushi önümüze hazır koydu. Gerçekten beni hiç şaşırtmıyorsunuz Asi Bey. Asi Bey bu ne? Ne yapıyorsunuz siz? Bu Asi Bey. Şimdi hemen size bir kimbap söyledim. Çok sevdiğim... Ne olur şunu kaldırın. Şöyle yapayım. Çok kötü, ne olur kaldırın. Gastrik oldum ya. Şimdi şöyle size kimbaplarım. Asi Bey şunu götürün. Zeynep Hanım size ben şunu doldurayım. Ölecek Zeynep Hanım. Şunun içinde... Siz bunu da yayın. Valla damardan alacağım şimdi. Şöyle. Ne yapıyorsunuz Asi Bey? Asi Bey ben bunların hepsi hazır, asla yemem ben bunları. Bunlar yiyen yemem. Yok, kesinlikle katılmıyorum. Bunlar hazır değil. Bunlar orada insanlar elleriyle yaptı. Aklındaki amaç için çaba harcamaya değer. Ya bu mesajı özellikle ben koydurttum. Hayatında evet. İlginç gelişmeler olacak. Ne demek bu yani? Oo. Şimdi Asi Bey. Afiyet olsun size. Ben şunu atayım. Ben gerçekten şoklar içerisinde. Neyi? Bir de kuş kadar ya. Bu ne? Bu ne ya? Gerçekten. Bunu ben bir kişi yarattım. Evet geldim. Afiyet Ahmet olsun. Ahmet Bey bir saniye alabilir miyim? Gelmeyeyim. Bir de bir tane çöptik getirmiş. Ben anlamadım. Şoklar içerisindeyiz bir şey diyeceğim. Gerçekten. Kimçim nerede benim? Ne kimçisi? Kimçini uzaklara koyduk Asi Bey. Zeynep Hanım masada duramıyordu. Yani. Oha! Sana! Benim kültürüme nasıl hakaret edersiniz ya? Ay şiba. Zeynep Hanım siz hiç yediniz mi? Aa, yok ben sushi yemem. Ben biliyordum başıma böyle bir şey geleceğini. Ben çantama çiğ köfte koydum. Ne? Onu çıkaracağım. Hiç müdahale istemiyorum. Hayır. Asi Bey bana tuzak kurdu. İntikam almak için sarımsaklı yemekleri seçti. Kendisi bir kadın düşmanı ama benim her zaman bir B planım var. Yanımda çiğ köftemi getirdim. Siz de yiyecek yemek yapın o zaman. Çiğ köfte isteyen var mı? Bu program nereye gidiyor? Asi Bey, beni Sofya Hanım aradı ve dedi ki sizi var ya vuracağım şimdi, geberteceğim burada. Dedi ki ben yemekleri Asi Bey hepsini bana kendi hazırlar. İnanmıyorum. Ne? Hepsi hazır. Ne? Ya yardım et sadece. Ben katiyen hazır yemem. İnanmıyorum. Katiyen asla yemem. Gidin buradan. İnanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum ya. Puanım gitti. Tamam. Asi Bey rezilsiniz. Lütfen yiyin lütfen. Ben çok açım. Sabahtan beri hiçbir şey yapmadım yemek pişirmekten. Zeynep Hanım ne yapıyorsunuz? Kafayı yedi herhalde. Ben kaçmak istiyorum bu yarışmadan. Yarışma mı kaldı ya? Şuna bak. Bu nasıl bir sunum ya? Ben böyle mi yaptım günümde? Bu kadar da hazırlanmaz. Zeynep Hanım'ın bir de çiğ köftesini yediniz ya. Utanmanız ben yok. Ben çok hiç. Açım. Lütfen o annesi yiyin. Ya. Ya Asi Bey gerçekten şu an yemek yemiyoruz. Size gerçek bir yemek getirir misiniz? Tamam. Tamam. Sizi doyuracak yemek getiriyorum. Çiğ köfteyi de ben gelirken gözüm görmesin bu masada. Hadi be. Git yemek getirmesin sen. Şu yarışma bitsin ben ona cezasını vereceğim. Görüyorsunuz değil mi? Sofya Hanım'ı ağırlatmak nedir bu yiyecekleri? Sofya Hanım kim bu arada? Ben Sofya Hanım'ın kim olduğunu bilmiyorum. Sofya Hanım benim hizmetçimdi. Tabii. Yemek mi yaptırtmış? Tabii hazır etsin. Hadi ağırlayın. O ses ya. Çok güzel kokusun. Asi Bey siz hazırlamadınız ondan olabilir mi? Ben hazırladım. Hepsini ben hazırladım. Bir dakika. Sadece söyleyeceğim. Sadece yardım etti. Tabaklar nerede? Gerçekten. Aa, inanmıyorum. Siz bizim kültürü nasıl bilmiyorsunuz? Bizim kültürde tabak diye bir şey yok. Her şey ortaya konur. Ben şok. Ay Allah'ım. Sizi. Evet sizin kültür. Bence siz. Bak hayır. Siz şu an konuyu çarptırtıyorsunuz. Sizin kültürde böyle yok. Katiyen. Bir dakika. Siz bana Kore düşmanı diyemezsiniz. Siz kadın düşmanısınız. Bana Kore düşmanı diyemezsiniz. Siz Güney Kore. Hayır o hizmetçi düşmanı. Hizmetçi. Hayır. Güney Kore düşmanı. Kuzey Kore dostu bu. Ya saçmalama. Atın şunu masadan ya. Diskalifiye edin şunu. Pardon bir şey söyleyebilir miyim? Asi Bey şu masayı toparlayabilir misiniz? Tabii ki. Hemen. Merve Hanım. Evet yani Merve her şey çöktü. Tamam, etrafta tamam. Duruyor. Hemen siz için. Bu yanmış galiba, yanık geçti. Hayır, bak kültür yok işte bunlarda. Hadi topla. Kültür ben seninle görüşeceğim sonra. Yarışma bitsin, göreceğim seni. Asi Bey, ben bir tabak alabilir miyim? Lütfen. Tabak babak yok, kültürüme hakaret etmeyin. İyi o zaman, ben de masaya seriyorum şu köftelerimi. Hayır. Zeynep Hanım lütfen siz yapmayın bari. Tamam, ona uymayacağım. Kadın düşmanı.
soda koyayım Ahmet Bey. Koyayım. Sizin de var ama yine de koyayım. İtalya'da da bir soda içeriz her gün. Vallahi tek yiyip içtiğimiz şey de bu yani. Herkese çalmoka simnida. Ayşe Bey şunu kenara koyar mısınız? Afiyet öyleyse olsun. Bu çok güzeldir. Ayşe Bey neyi güzel yanmış kapkara görünüyor. Evet. Tamam o zaman buraya çekelim. Nasıl yani? Ankara kara diyecektim ama. Ben de ırkçı mısın diyecektim ama. O zaman ilk adımı ben atıyorum. Ne oluyor ya? Hayırdır ya? Masaya pis şey düşmesin diye. Ahmet Bey ne oluyor? Hemen yanlış taraflara çıkıyor. Bunun tadı enfes. Benim... Ooo Merve Hanım beğendi. Siz benim ne yazıyorsunuz sabahtan beri? Küçük bir deftere böyle bir şeyleri yazın. O kalem ne ayrıca? Pardon bir tadına bakar mısınız? Evet lütfen bakın ben tadına. Ben hiç bakmak istemiyorum ama işte yarışma. O zaman... Tamam şaka yaptım. Size atacağım evden bakın. Benim Mermi yağmurunu tutacak bu gece Allah'ım. Hiç böyle performans beklemiyordu. Kore'ye gittiniz muhtemelen. Nedir ya ben hiç böyle performans beklemiyordum. Annyeoseyo. Annyeoseyo. Annyeosebacca var. Oppakam samnida. Undi BTS Blackpink Indominadan. Çok Koreli bir tat beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş. Bir şeyi becerebilmişsiniz. Bunu kesin Sofya Hanım yaptı. Sizden böyle şey çıkmaz. Doğru. Sofya Hanım'ın. Sofya Hanım bu. Demek bunu yaptırdınız benim kadına. Benim hikmetçi biliyorum. Zaten hani kolay yapılacak bir şey değil bu yani. Bayağı Sofya Hanım son anda sadece... O dışarıdan geldi. Bu ben hazır. Orada telefona Sofya bakacaktım. Sofya Hanım'a dedim ki iki şöyle karıştırın dedim. O da onu yaptı. Görürüz kayıtlarda bilmiyoruz. O potansiyeli ben bilmiyorum. Yoktur yani. Kayıtlarda illaki gözükür. Görürüz. Görüşürüz. Asi Bey, acaba Sofya Hanım bu yemekleri hazırlarken siz neredeydiniz? Ne yapsaydım? Ben de tavukla beraber soslanıp kazana mı girseydim? Yani neredeydiniz? Neredeydiniz yani? Ne yaptınız? Orada duruyordum yani. Bu doğru bir şey mi yani? Yani sizin yemekte bir gram tuzunuz var mı? Var tabii ki de. Nerede? Var. Nerede? Tuzu o attı galiba. Tuzu ben. Siz attınız. Evet, ben katılabilirim buna. Evet. Zeynep Hanım'a bu sefer hak verdim. Sağ olsun kendisi. Evet. Tuzu Asibe yatmış olabilir. Doğru. Doğru gerçekten. Benim önümdekileri niye alıyorsunuz? Ben alabilir miyim ya? Ben bu kimçiyi çok beğendim o yüzden. Neyse dursun bari sevdiyseniz Merve Hanım. Bu da hazır ama. Hazır değil mi yoksa? Hazır mı? Ne hazırı be? Tövbe. Yok bu hazır değil. Kendi ellerimle yaptım. Bu biraz kötü olmuş. Asi Bey yapmış olabilir belki. Sabahtan beri yiyorsunuz. Yorum yapmıyorsunuz. Nerede bunların yorumu? Yaptık ya yorumu Asi Bey. Yaptık ya. Ne zaman ne dediniz? Bir şey duymadım ben. Çok kötü. Bu da zaten Sofya hazırlamış. Vasatın üstü. Siz bilirsiniz bu lafı. Ne yapacaksınız yani? Ahmet Bey bunun için şey dedi. Yemeyin cırcır olursunuz dedi. Ay atmayın Ahmet Bey ya öf. Hasta eder adamı Allah. Ölüm atıyor ya. Bu masa langırt masası mı ya? Asi Bey ne olur gidin bize yemek getirin. Asi Bey git başka bir şey getir bize hadi. Koçum. Tabii duyuyorum efendim hemen getiriyorum. O ses uyuyor tangulu tatlımız geldi. Bunu, oh şükür tatlı. Bunu beğenmeyen çıkarsa ben artık pes yani bu programdan kaçar giderim ben. Merve Hanım yaptı çünkü. Ne? Ahmet Bey siz biliyorsunuz mu? Evet bunu da ben yapmış oldum bu arada. İtiraf ediyor bakın. Ne? Merve Hanım sizin ne işiniz var bu evde? Hayır şöyle. Bir ben eksiğim yani. Şöyle. Bizim ev herkes artık girmiş içeriye. Herkes bizim evde yaşıyor. Bir şeyin haberim yok. Asi Bey hiçbir şey yapamıyordu. Bunu her tarafına bulaştırmıştı. Ben de ne yapıyorsunuz siz öyle olur mu iş öyle olmaz dedim. Bir tanesini ben yapıverdim. Bir tanesini yapıverdim. Ne var bunda büyütülecek? Ben. Bir de sizden erken geldiyse ne var bunda? Ben bilmiyorum valla. Benim bana kimse yardım etmedi. Çifte standart var burada. Adaletsizlik var. Tamam onu sonra tartışırız. Şu an tatlının zamanı. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Nasıl yiyelim? Merve Hanım şu onu alın. Aynen çok güzel. Onu sizin için yaptım. Ben zaten bugün özel şey kombinimi giydim. Kabile kombinimi. Kabile kombini. Saçıma da. Asi Bey dişim kırıldı bu ne? Ya sizin de dişiniz ne kadar nazikmiş ya. Asi Bey bu ne çok sert bu. Bir şey yiyemiyorlar ya. Katliyen İtalya'da yok. Bu ne böyle iğrenç bir tatlı bu. Hayır lollipop'un normalde çubuğu olur aslında bu. Yani ben böyle bir şeker görmedim hayatımda. Gerçekten mahvetti ağzımı dişim kanadı. Çok kötü. Nereden bulmuşlar bunu bilmiyorum yani. Asi Bey ağzıma kan geldi. Damağıma battı bu. Ahmet Bey çileğin şeyi olabilir. Öyle miyim? Zeynep Hanım bunların arasında bir şey mi var acaba? Var tabii. Kanıtlarım var. Ne konuşuyor? Gerçekten bu yakınlık nedir yani ben anlamadım. Böyle bir yakınlık yok. Katiye. Çok fazla kanıtım var. Bölümlerce araştırdım. Dakika dakika izledim. Ve Merve ve Asi'nin ilişkisi olduğunu bugün size kanıtlayacağım. Susun. Birinci sezon ikinci bölüm. Merve Asi'nin kucağına bayılıyor. Okuma. Birinci sezon üçüncü bölüm. Asi ile Merve
dakika boyunca bakışıyor. Okuma. İkinci sezon, ikinci bölüm Merve ve Asi birlikte geliyor. Peki, bugün sizi mutfakta yakalamam Merve Hanım. Resmen alelade Asi Bey'e yardım ediyordunuz. Okuyayım mı daha fazla? Okuma, okuma, okuma. Okuyun, okuyun, okuyun. Tamam, açıklıyorum be, açıklıyorum, tamam. Merve Hanım, ben size çok aşığım. Ne diyorsunuz Asi Bey? Evlenir misiniz? Ne? Ne diyorsunuz Asi Bey? Evet. Çok tatlı bir insansınız gerçekten. Çok şeker bir insansınız. İyi de bir insansınız. Gönlünüz çok temiz ama gerçekten biz aramızda böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Çünkü ben sizi tanımıyorum. Siz beni tanımıyorsunuz. Daha eviniz bile yok. İtalyan Bey'le yaşıyorsunuz yani. Böyle bir şey bu programda şu an söylenmez. Ben bu teklifinizi reddediyorum Asi Bey. Oturun, oturun. Irz düşmanı. Gerçekten. Irz düşmanı. Asi Bey. Irz düşmanı. Merve Hanım. Asi Bey, bu bir yarışma. İlanı aşk ediyorum benim. Benimle evlenir misin? Hayır. Artık oyları verme vakti geldi. Tövbe estağfurullah. Tövbe, bu adam delirmiş ya. Hakkım yendi, kalbim kırıldı. Bu programda devam edecek herhangi bir amacım kalmadı. Vallahi ben bir Korecan olarak hayatımda bu kadar kötü bir Koreli insan tanımadım. Kendisi bir ırz düşmanı. Yemekleri zaten berbat. Hiç mutlu olmadım. Yemek yemeye katılmış bu programa. Çok korkunç bir insan. Kendisi hem kadın düşmanı, hem ırz düşmanı, hem de kedilerin poposuna vuran bir insan. Gerçekten bir hayal kırıklığı. Yemekleri berbat, aç. Yani 0 puan verebilsem 0 puan verirdim. Bir tane sushi söylemiş, minicik. Böyle şey İtalya'da yok. Yani ev benim zaten. Asi Bey hiçbir şey yapmamış. Bir de üstüne gitmiş Sofya Hanım'a yaptırmış her şeyi. Ben bu adamı evden atacağım yani. Yani o kimchi midir nedir onu da çok kötüydü tadı. Çok acıydı. İtalya'da böyle şeyler yok. Ben hiç sevmedim. O yüzden Asi Bey hiçbir şey yapmamış. Yemekler de çok kötüydü. O yüzden Asi Bey'e... Kapkanlı bir pil veriyorum. Evden kovacağım onu. Benim için kesinlikle çok kötü bir geceydi. Genel olarak söyleyebileceğim bir şey varsa o da kimçinin güzel olduğu. Onun dışında hiçbir şey bu gece güzel değildi. Rezaletti. Tabiri caizse shit gibiydi. Bu yüzden Asi Bey'e verebileceğim tek bir puan var. O da gözyaşı döken bir. Evet, oylar açıklandı. Nasıl ya? Nasıl bir verirsiniz ya? Delirdiniz mi? Delirdiniz mi siz? Hak edene hak etti, hak etmeyene hak etmedi. Ben o kadar kimçileri, o kadar yemekleri kendi ellerimle yaptım. Siz hazır çorbalar... Bağırmayın, ağzınız sarımsak kokuyor. Evet, leş gibi sarımsak kokuyor. Bu tarafa bağır. Hani beğenmiştiniz yemeklerimizi? Böyle sadece biz mi bir verdik? Sadece erkekler, sadece erkekler yalan söylemez. Asi Bey, benim en sağ kolumu benim var ya arkamdan vurdunuz. Ben sizi öldüreceğim. Siz de bir patron olarak, siz de bir patron olarak... Çalışanınızı ezdiniz. Çalışanınızı ayak altına bastınız bir vererek. Asi Bey sakin olun lütfen. Komşular uyanacak. Komşular uyanacak. Uyansın bu saatten sonra. Yaşmadan sonra görüşeceğiz sizle. Hadi bakalım. Merve Hanım nasıl bana bir verirsiniz? Ben... Sizi de kahverengi çok güzel diyordum. Kahverengi çıktınız. Düşmanı. Ne alaka? Hayvan mısınız yani? Asi Bey bir şey söyleyeceğim. Demek ki sizin aşkınız da bu kadarmış. Size 5 puan vermem için böyle şeyler yapmışsınız. Beni sevdiğiniz için değilmiş hiçbir şey. Asıl kahverengi sizmişsiniz. Asi Bey bitmiş bitmiş. Sen bittin. Asi'nin aşkı yalanmış, sana yalanmamış Asi lazım. Asi Bey vuracağım şimdi. Neyse sonra programdan sonra vuracağım. Ben seni sevdim herhalde. Sen beni sevdin herhalde. Slay. Ve kazananımız... Merve Nur! Hayır, hayır, hayır. Hepimizin kafasına bunu ver lan, ver lan. Sevinin lan, sevinin lan. Alkışla, işte alkışla. Neyse seneye tekrar denerim ben. Mafya'da ayakları gözüktü. En azından kadınlar kazandı. Evet Zeynep Hanım, bununla güzel bir sarma yaparız biz de. Siz de bundan sonra daha çok rock dinlersiniz. Tavukları pişirmişem, hacı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, hoşlanıyor benden. Buradaki en Koreli insan o.
Tamam, açıklıyorum ben. Açıklıyorum, evet. Merve Hanım... Niye açıklayacaksınız Asi Bey? Ne? Merve Hanım, size aşığım ben. Ne? Evlenir misin Merve Hanım? Ne? Sen niye bu kadar acınasın? Öyle yapmayacaksın. Bilmiyorum. Sinek yakaladım. Lan bunun da şarjı bitti ama. Kapkanlı bir veriyorum. Dur lan. Onu böyle alacak. Kadın düşmanı! Kadın düşmanı! Kadın düşmanı! Bırak, bırak artık.